Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Ağustos ayı genel yorumuna hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, sizin için özellikle para ve maddi konuların ön planda olduğu bir aya giriş yapıyoruz. Hemen ay başında 1 Ağustos'ta Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve 16 Ağustos'a kadar ay ortasına kadar burada. Dolayısıyla parayla ilgili konuşmalar, görüşmeler, yazışmalar, iletişimler artabilir. Bazı alışverişler söz konusu olabilir. Ayın ilk yarısında özellikle 12 Ağustos'ta Venüs Aslan burcuna geçiyor. Dolayısıyla parayla ilgili şanslar Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle beraber artacak. Jüpiter de Aslan burcunda, geçtiğimiz ay buraya geçti. Özellikle ay ortasında 18 Ağustos'ta Venüs ile Jüpiter'in Aslan burcunda kavuşumu var. Dolayısıyla parayla ilgili, gelirleriniz, kazançlarınızla ilgili güzel şanslarla karşılaşabilirsiniz. Sürpriz bazı gelişmeler olabilir. Bir prim alabilirsiniz, maaşınıza zam gelebilir. Bunun yanı sıra alışverişler yine özellikle Aslan burcunun temsil ettiği biraz lüks, biraz gösterişli ürünlere yönelebilirsiniz. Bazı alışverişler de yapabilirsiniz. Ama parayla ilgili konularda da önemli bir rahatlama söz konusu olabilecek sevgili yengeçler. Evet, Kova burcunda Dolunay var 10 Ağustos'ta. Kova burcu Dolunay'ı özellikle maddi konuların biraz daha ortaklı gelirler ve hisseli paralarla ilgili alanına dikkat çekiyor. Bazı sonuçlar alabilirsiniz. Bunlar daha önceden başlamış girişimler olabilir. Satürn karesi söz konusu olduğu için bu Dolunay'da parayla ilgili sorumluluklar gündemde olabilir. Birazcık kendinizi kısıtlanmış da hissetmeniz mümkün. Özellikle çocuklarla ilgili konular olabilir, aşk hayatınız olabilir veya sağlığınızla ilgili bazı konular olabilir. Bu alanlarda bazı farkındalıklarla da karşılaşmanız mümkün bu Dolunay sırasında. Birkaç gün Dolunay'ın etkisiyle birazcık ruhsal olarak sıkılabilirsiniz. Ancak ay ortasından sonra bu etkiler yavaş yavaş kaybolacak. 15 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçiyor ve günlük hayatınızı hareketlendirecek. Seyahate çıkabilirsiniz. Daha fazla yazılı, sözlü iletişim artabilir. İşinizin tanıtımı, reklam, promosyon, halkla ilişkiler veya internet üzerinde yapılan bazı çalışmalar yine söz konusu olabilir. 18 Ağustos herhangi bir konuda başlangıç yapmak için, girişimde bulunmak için oldukça verimli bir gün. Venüs-Jüpiter kavuşumu ayın şanslı bir günü. 23 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçiyor. Güneş'in Başak Burcu'na geçmesi ve hemen ardından 25 Ağustos'ta Başak yeni ayıyla beraber artık sizin için de özellikle iletişimle ilgili konularda yeni adımlar söz konusu olabilir. Bir eğitime başlayabilirsiniz. Ticari bir işte girişimler söz konusu olabilir. Yakın çevreniz, kardeşlerle ilgili bazı gelişmeler yine gündemde olabilir. Bir iletişim cihazı alımı, satımı olabilir. Başak yeni ayı seyahatler özellikle hayatınıza biraz daha fazla getirecektir. İş nedeniyle bir seyahate çıkabilirsiniz veya özel amaçlı bir tatile de çıkabilirsiniz. Ay ortasından itibaren daha çok hayatınızın biraz daha hareketleneceğini, biraz daha iletişimin yoğunlaşacağını söyleyebiliriz sevgili yengeçler. Evet, ayın genel etkileri böyle. Lütfen yükselen burcunuzu da takip edin. Bunun yanı sıra ay içerisinde hazırladığımız haftalık yorumlarımızı ve günlük burç videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.